Hatırlayalım arkadaşlar lütfen. Öncesinde ne vermişim ben? Refused, değil mi? Sonrasında didn't have enough cash. Sevgili arkadaşlar, öncelikle şöyle bakalım. Reddetmek, bir şeyleri reddetmek anlam olarak, yargı olarak negatif bir durum. Doğru mu? Devam edelim. Didn't have enough cash yine yeterli nakit olmaması, eksi dediğimiz bir durum, değil mi? O zaman ben ne yapacağım? Eksiden dolayı eksi gibi bir sonuca ulaşabilirim. Ya da eksiden dolayı reddetti diyebilirim. Seçeneklerde zıtlık olan even if'i bir tarafa bırakıyorum. Değil mi? Zıtlık. Even if iki defan verilmiş. Evet, bir daha eleyeyim o zaman. İki tane. Peki for, as a result, so that arasında kaldık. Sevgili arkadaşlar, burada ne diyor? O görevli, kasiyer, mağaza çalışanı ne yapıyor? Reddediyor kadın istediği şeyi vermeyi. Reddetti. Niye? Çünkü diyebilirsiniz for'a. Ne oldu? Yeterince nakite sahip değildi. Ya da yeterince nakite sahip olmadığı için, değil mi? Asistan çalışan reddetti. Anlamında cevap B seçeneği. As a result kullansam ne olurdu? As a result kullandığınızda bu yüzden dolayı anlamı vermiş oluyor. O zaman uzatmadan as a result'u da eleyelim. So that neden olmadı? Evet, so that modelle birlikte çalışmayı sever dedik ama bunun da ötesinde o yeterince nakite sahip olmasın diye gibi bir anlam olmaz yani. D'nin anlamı sın diye. Geçiyorum. Evet, şöyle bir bakalım. It was the hardest lesson I have ever had diye başlamış. I didn't study much more. The lecturer could ask easy questions dedik. Şimdi, birazcık düşünme isteyen bir soru, dikkat ediyorsanız. Öncelikle şurada virgül karşı tarafta didn't kullanmış. Gördünüz mü? O yüzden şuradaki if'i müsaadenizle eliyorum 1. Neden? If'in karşısına tense kullanmayalım diyoruz. Simple present hariç tenslerden uzak duralım diyoruz. Doğru mu? Peki şimdi ne yapacağım? In spite of gördüğünüz üzere isim olan bir yapıdır. Ama it was the hardest lesson I ever had diye bir ifademiz var. Cümle burada. Geçiyorum. Although, whether ve though kaldı. Sevgili arkadaşlar, şimdi şöyle bir bakalım. En zor dersti aldığım diyor. It was the hardest lesson I have ever had. Peki bir dersin zor olması var. Although koyalım buraya. En zor ders olmasına rağmen, değil mi? Güzel oluyor. Çalışmadım. Ha, bu da güzel. Şimdi gelelim in case'e. In case burada ne diyor? Bir ihtimal veriyor size. Hoca kolay sorular sorabilir diye sorma ihtimaline karşı ne yaptım? Çalışmadım. Gördüğünüz üzere cevabımız ne arkadaşlar? Oldu. Bunun dışında whether olur mu diye sorabilirsiniz. Size küçük bir tavsiye. Whether'ı buraya yazıp bir virgül atmaya kalkışırsanız onu kendi cümlesine yazın whether'ın, karşıya değil. Whether virgülle bu şekilde iki cümleyi ayıracak olursa or kendi cümlesinde olur whether. Karşıda olmaz. O yüzden zaten bunun üzerinde duramazsınız. Şu çok yakın bir ifade so that could'dan dolayı hoca kolay sorular sorabilsin diye çalıştım mantıklı olmayacaktır yani, değil mi? Sorabilsin diye. Sorma ihtimaline karşı diyen in case cevabımız oldu burada da. 34. soru. Ne var? It might rain. Bir cümle. Seçeneklerde gözü kapalı iki seçeneği elerim zaten, değil mi? Hangi iki seçenek gider? Zaten mantıken bakarsanız hangi iki seçenek gider? Ne gider? To dolayı B ve D yaparız. Değil mi? Bunlar birisi fiil alır, birisi de isim alır. Ama burada cümle var. Şimdi whether var, in case var, if var. Yine şemsiye almak var, yağmurun yağabilmesi var. Ortada bir olasılık, ihtimal var. Farkında mısınız? Ne diyelim? Yağmur yağabilir diye, yağabilme ihtimaline karşı diyen
C şıkkı cevaptır. In case. Tamam mı? In case olasılık belirtir, ihtimal belirtir. Ona yönelik tedbir alırsınız karşı tarafta. Şuraya in case yazdığınız anda şu tarafta bir tedbir beklemekte her zaman yarar vardır diyoruz. 35. Light boxes are. Evet. Dikkat ediyor musunuz? Neyle başlamış cümle? Light'la. Light ve devamında ne var? Özne var. Light ne demek bu arada light? Hemen bir cevap alayım sizden. Nedir light? Evet. Işık diyeceksiniz ama burada isim değil bu. Ne bu? Light. Heavy ile eşleştirin zıt olarak. Hafif diyelim değil mi? Evet, hafif. Sıfat mı? Sıfat. Bir cümle sıfatla başladığı takdirde sıfat artı özne diyeyim daha net olsun kafanızda. Sıfat artı özne ile başladığında ne düşünüyoruz? However. However light boxes are. Ne kadar hafif olursa olsun, değil mi? Taşıyamıyor diye bir ifade var. Cevabımız C seçeneği burada da. Haydi bakalım. Madrasa tamamen demişi. The religion education, the student took science classes. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi şurada bir virgül var. Şurada ne var? Bir isim var. Öncelikle isim olduğu için şunu ve hatta ne yapıyorum? Neyi eleyeyim? Inhibition'ı eliyorum. B'yi. Peki. İkisini dedim. Beside'la besides'ın farkını az önce söylemiştim. Beside demek ne demek arkadaşlar? Beside prepozisyondur. Bir fiziksel yakınlık ifade eder. Yanında, bitişiğinde demektir. O yüzden bu değil. Besides cevap. Besides'ın şöyle bir özelliği var. Cümle de alır ki az önceki sorumuzda cümleyle çözdük besides'ı. İsim de alır besides. Besides cümle de alır, isim de alır. Yani besides aslında in addition to da demektir, in addition da demektir. İki şekilde de. Dini eğitimin yanında ona ek olarak öğrenciler bilim, fen neyse dersleri de alıyorlar. Tamam mıyız? Besides. He'll pay that to me, I'll bring him into court diye bir ifade. Hemen bakalım. Borçlarını ödemek, onu ne yapmak? Mahkemeye çıkarmak, dava açmak da diyebilirsiniz. Peki, hangisi mantıklı gelir sizce burada? Bakın, borçlarını ödeyecek, onu mahkemeye vereceğim. Ne dersiniz? Bir bakın bakalım. Ya da hem de sadece bu değil, aynı zamanda bu. İster ister ne de. Hadi bakalım. Aslında bir tercih söz konusu. Farkında mısınız? Bir tercih söz konusu. Borcunu ödemesi, dava etmesi. O zaman ne diyelim buna? Ya borcunu ödeyecek ya da onu mahkemeye vereceğim. Cümle bu. Size küçük bir tavsiyede bulunayım mı? Şununla şunu genellikle aynı anlamda görürüz sınavlarda. Both and, not only but also. Biri hem de demektir. Diğeri sadece bu değil, aynı zamanda bu demektir. Yine aynı kapıya çıkar zaten bunlar. O yüzden ikisi beraber verildiğinde bunları sona atın. Kolay kolay cevap olamaz ikisi birden tabii aynı andaysa. Either or, whether or, neither nor. Ya da ister ister ne de. Burada ya ödeyecek ya mahkemeye diyeceğiz. Cevap A şıkkımız. Haydi bakalım. Tonight, gece. Ne yapıyoruz? Böyle şiddetli bir kaza görüyoruz, değil mi? Basit bir soru gibi görünüyor. Öncelikle since'den beri olsa geceden beri bura have olur. O yüzden since değil. Whether or gibi bir yapıda, whether or gibi bir yapıda dikkatinizi çekeyim sevgili arkadaşlar. İster diye başlar, bana borçlarını ödeyecek, ister onu mahkemeye vereceğim diyemez. Olur mu sizce? İster bana borçlarını ödesin, ister mahkemeye vereceğim. Mine Hanım, anlatabildim mi derdimi?
İster, ister gibi bir anlam verir. 37. soruda whether or. Tamam mıyız? Anlam olarak sıkıntımız var whether or'da. The night dedik. Şimdi the night dediğimiz şey arkadaşlar isimdir. İsim olduğu için ne oluyor? Şiddetli bir kazaya şahit oluyoruz. Gece için demezsiniz. When zaten cümleyle kullanılır. Along ne demek arkadaşlar? Bir şeyin boyunca ama along the road, along the river, along the street gibi. Olması gereken şey during the night. Ne demek during the night? Bir anlamda at night yani. Gece sırasında, geceleyin, gece boyunca. Ne oldu? Gece sırasında. Ne oldu? Bir kazaya şahit olduk. Tamam mıyız? During the night. İsim alır. Bakın since de cümle alır, when de cümle alır. For, along, during arasında bir tercih yapmanız gerekiyor. Bakın yine heavy weather condition eksi, değil mi? Yoğun ya da ağır hava şartları eksi. Devam ediyoruz, biliyoruz yolculardan. Şimdi mantıken ağır yoğun hava şartlarına rağmen özür mü dileriz? Yoğun hava şartlarından dolayı özür dileriz. Bu da hangisinde var arkadaşlar? Owing to'dan dolayı. Uçakta bir gecikme oluyor. Haliyle biz de bundan dolayı diyoruz değil mi? Bu ağır hava şartlarından dolayı yaşanan gecikme için yolculara özür dilemek söz konusu. Bakın bu bir isim. Bu bir isim. Prepozisyon olan şu iki özür dilerim prepozisyonun. Prepozisyon olmayan şu ifadeleri bir eleyelim birlikte. Elimizde ya B kalacak ya da D kalacak değil mi? Niye? İsim. Prepozisyon alan according to, preposition alan owing to. E bunlar according to, e göre demektir. Ağır hava şartlarına göre diyecek halimiz yok. Then dolayı D şıkkı cevabımız. Geçelim bakalım ne varmış sırada. Peki, hadi bakalım bir ara siz konuşun. Ne dersiniz bu soruya? Irresponsible practices spread misinformation, hamper progress. Öncelikle sorsam, bu bir sıfat zarf sorusu mu, bağlaç sorusu mu? Az önce verdiğim bir ipucu var bu tür durumlarda. Bu bir ikili bağlaç sorusu mu, yoksa ikili sıfat zarf sorusu mu? Önce bir soruma cevap alayım ben. Bu bir sıfat zarf mı, bağlaç sorusu mu? Mesela bakın sıfat zarf var. Sıfat zarf var. Sıfat zarf var mesela. Sevgili arkadaşlar birinciden sonra ne var? Kelime türü olarak ne var birinciden sonra? Kelime türü olarak ne var? Fiil var. Spread. Devam edelim. İkinciden sonra yine ne var? Hamper. Yine bir fiil. Progress ilerleme demek isim. O zaman ne yapıyorum? Burada fiil. Burada fiil. Olması gereken şey bir bağlaç kullanmak buraya. Ne diyoruz? Sorunsuz uygulamalar sadece yanlış bilgiyi yaymıyor, aynı zamanda ilerlemeyi de kısıtlıyor, engelliyor diyen B şıkkı cevabımız. So that, as much then gibi yapılar burada fiil var, burada da fiil var, bunların da kullanılmaz. Ya da isim isim, preposition preposition, aynı türden kelimeler varsa sıfat zarflardan uzak durun. Tamam mıyız? The scientists benefited demişiz from new technology but older methods as well. Dikkatinizi çekiyor mu? But as well. Öyle bir seçenek var ki şıklarda, öyle bir seçenek var ki şıklarda devamında but as well almaya bayılır. Hangisi bu? Arkadaşlar E şıkkı. Neden? Not only but also demek not only but well demektir. Değil mi? Bilim adamları sadece yeni teknolojiden yararlanmadı, eski metotlardan da yararlandı demiş oluyorsunuz aslında. Okay. Cevabımız not only but as well. 72'ye bakalım. Bakın yine seçeneklerde sıfat zarflar var, bağlaçlar var. Soruyorum şimdi size. Sıfat zarf mı soruyor, bağlaç mı soruyor?
Aynı mantıkla. Bakın isim ve isim. Bakın dikkat. B diyen isim. Arkadaşlar burada isim, burada da isim var. İkisi de isim varsa ne olacak? Bağlaç olacak. O zaman ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ya çocukları ya da ebeveynleri etkileyeceklerine inanıyorlar diye bir ifade var. Değil mi? O zaman buradaki ifade either or olacak. D şıkkı cevabımız. Evet. 73'e geliyorum. 73'te. As ya ne gelir? Arkadaşlar as araya sıfat zarf alır. Devamında isim alır. As sıfat zarf. As isim. Ya da yarım cümle. 73'e bakalım mı? Bakalım. Burada ne var? The good news is that cardiovascular deaths among dedik. Evet. Burada kadınlar, burada erkekler. O zaman ne diyeceğim dikkat ediyorsanız? Hem kadınlar mı? Evet. Hangisi bu arkadaşlar? Bu more women than men mi? Both women and men mi? Hangisi mantıklı? İyi haber şu ki. İyi haber şu ki. Evet. Kalp damar ölümleri hem kadınlar hem erkekler arasında azalıyor. Cevabımız ne? A şıkkı. Ama şuna dikkat edin. Arkadaşlar Mine Hanım'ın şahsında herkese söylüyorum. Lütfen birinciden sonra isim, ikinciden sonra bir daha isim varsa, fiil, fiil varsa, sıfat, sıfat varsa, prepozisyon, prepozisyon varsa bağlaç yapılarını düşünün. Ha şimdi arkadaşlar diyebilir hocam ben bilmiyorum ki hangileri bağlaç, hangileri sıfat. Not alın, söylüyorum. İsteyenler nokta koyar mı? Merak ettim. Kaç kişi istiyor bu bilgiyi? Arkadaşlar kaç kişi istiyor? Hangileri sıfatsa hangileri bağlaç onu söyleyeceğim şimdi. Tamam. Anlaşıldı. 3 kişi yeterli. Yazıyoruz. As as devam edin. More than so that tabi nokta nokta olan so that such yine nokta nokta that to enough to. Bunların hepsi sıfat zarf yapısıdır. Bir de the more ekleyeyim buraya. The more, the more. Arkadaşlar bakın tekrarlıyorum. As as nedir? More than so nokta nokta that such nokta nokta that değil mi? Başka ne dedim? To enough to. Bunlar sıfat zarftır. The more biraz daha farklı çalışır ama o da sıfat zarftır. The more'un bunlardan ayıran özelliği the more cümlesinin devamında virgül yeni bir cümle başlar ileride. Ama az önce saydıklarında virgül olmaz. Bunlar sıfat zarftır. Bunun dışındakiler hep bağlaştır. Neler? Both and, neither nor, either or, not only but also. Değil mi? Both and'i söylemiştim zaten. Whether or. Bunları hep bağlaç yapılarıdır arkadaşlar. Var mı anlaşılmayan bir şey? Kaçırdığınız herhangi bir nokta? Yok. Geçiyorum o zaman. Bakın şimdi. Does water vapor add to global warming? Sadece cümlenin yine devrik olduğu dikkat edeceksin. Devrik. Normalde water'la başlayacak ama bir şeyden dolayı devrilmiş bu ifade. Değil mi? Şurada da bir also dikkatimi çekti. Hangisi mantıklı olur? Seçenekler ben buradayım diye çığlık atarken siz de bu çığlıklara kulaklarınızı tıkamazsınız herhalde. Ne diyecek? Evet, not only but also. Görüyor musunuz? Niye devrildi? Olumsuz başladı çünkü ifade. Not only dedik, does water. Cümle not only ile başlarsa, olumsuzla başlarsa devrik yapı gerektiğini bir kere daha hatırlatalım. 75. Buyurun.
tend to buy gold, they avoid about the value of paper assets. Şimdi dikkat lütfen. Burada bir endişe var ve altın alıyorlar. Peki sizce hangisi mantıklı olur? Onlar, görüyor musunuz arkadaşlar, bu kağıdın değeri konusunda endişeli olmaları, altın almaya eğilim göstermeleri. Hangisi mantıklıdır dediğimde, şunu görüyor musunuz? Ne demek when burada? Yatırımcılar endişeli olduklarında, görüyor musunuz? Bu tahvillerin değeri konusunda endişeli olduklarında altına yönelirler. Altın satın almaya meyilli olurlar diye bir ifade. O da bizim B cevabını doğal yapar bizim açımızdan. Anlaştık mı? D, da. Genel bilgi veren cümlelerin değişmez bağlaçlarından birisidir when. İşte atıyorum su şu 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 dereceye ulaştığında donar veya erir veya nedir sınır kaynar gibi. Genel bilgi cümlelerinin when ile yapıldığına bir kere daha dikkat. I was in high school. I started carrying a small notepad everywhere I went. Bakın şimdi yine liseden bahsediyor, yükseokuldan. Ne oluyor? Taşımaya başladım. Hangi mantıklı olur? Çok basit bir soru gibi görünüyor. 75 boyudu. 76'da yine ne var? Eskiyi anlatan. When I was a child deriz ya bir de when kullanırken. Ben çocukken. Bu da when I was in high school. Ben lisedeyken. Kolay bir soruydu. Dikkat ederseniz bu. Şunu da yapalım. Ondan sonra arkadaşlar bakayım. Birkaç soru daha çözebilirsem çözeyim ya. Tens of thousands became refugees. Şu kelime ne demek? Hatırlıyor muyuz? Evet. Evet, göçmen, mülteci doğrudur. O zaman ne oluyor? Göçmen ya da mülteci oldu. Ne? On binlerce insan mülteci oldu. Onlar evlerinden çıkarıldılar, yerlerinden edildiler. Hangisi mantıklı? Önce hangisi olur bunların? Yerlerinden edilirler, böyle olunca da göçmen olurlar. Hangisi mantıklı? Evet, after dersek ne olur? Yerlerinden edildikten sonra göçmen veya mülteci haline geldiler diyoruz. Tamam. Şöyle bakalım bakalım. Birkaç soru seçeyim madem vaktimiz az kaldı diye. Vardı bir kayma gördüm sorularda. Evet, bir kayma yaşanmış. Buraya aktarırken sunum amaçlı takım kaymalar olmuş. Şimdi şuraya bakar mıyız? 168'in soruya. Girls are more interested in social and real contacts such as decline of force. Gördünüz mü? Çok güzel bir soru. Hoş soruları ben sorduğum için zaten güzeldir diyorum. Geçelim. Burada ne var arkadaşlar? Boys. Bir öğreticilik boyutu var. Bir öğreticilik boyutu var. Nedir bu öğreticilik boyutu? Ben daha önce size birçok notlarımda veya sahil üniversitesi kitabında arkadaşlar bilirler. Kızılırmak, Mississippi. Bayanlar varsa erkekler, yaşlılar varsa gençler, işte GPS varsa GPRS gibi durumlarda, öznelerde ilk arayacağınız şey nedir? Whereas'dir arkadaşlar. O da B şıkkında. Yani kızlar şununla ilgileniyor daha çok, değil mi? Oysa erkekler de bunu daha ne buluyorlar? Çekici buluyorlar daha. Evet. Arkadaşlar yurt dil sorularını bakın şu ayarın çok ötesinde beklemeyin. Veya az önceki soruların birçoğuyla yurt dil sorular çok zor sorular değil. Sadece dikkat nasıl bakacağınızı bilmeniz yeterli. YPS'de biraz trikler vardır. Biraz sıkıntılar, biraz zorlama yönleri, benzeyen şıklar görürsünüz. Yurt dilin böyle bir avantajı da var ama yani. Şimdi dedik bakın dikkat bir süreç var arkadaşlar. Bologna süreci diyorlar buna. Process. Hemen gelme sebebini bir arkadaşım söylesin bana. In order to. Arkadaşlar in order to nasıl elenir? Fiil alır. The ile başlamış. Eledik. Şimdi burada ne var dikkat ediyorsanız bir isim var. On the contrary diyemezsiniz. Bu bir cümleyle devam eder. Prepozisyonlu bir yapı değildir çünkü bu. Aksine de cümle gelir ama isim gelmiş burada. O zaman ne yapıyorum ben burada?
bir süreç var, değil mi arkadaşlar? Bu süreç diyoruz, üniversite ne yaptı arkadaşlar? Yeni bir sistemi devreye soktu. Cümle bu. E o zaman mantıklı olan nedir? Şu hakkında demek. Şu işte lehinde tarafında, şu da uygun olarak. Hangisi mantıklı gelir size? Hangisi mantıklı gelir? Arkadaşlar bu olay süreci ne uygun olarak? Ne oldu? Üniversite yeni bir sistemi uygulamaya soktu diyoruz. A şıkkı cevabımız oluyor. Tamam mıyız? Evet. Şunu da yapalım. Bugünlük noktayı koyalım. 172. soruya bakar mısınız? Herkes bir cevap versin sonra konuşalım. 172 ve ondan sonra tamamlayalım bugün. Haydi bakalım. Yüklemlerin altını çizin ve değer verin. Evet, hemen ne diyoruz? Filtrelenmedikleri için, filtrelenmediklerinden dolayı hasara olurlar. Den dolayı anlamı veren aşık. Şu zaten isim alır, burada cümle var. Değil mi? Unless bildiğiniz üzere if'in natlı halidir. Değil mi? Burası da eksi, burası da eksi olmaz. Kaldı ki unless'in cümlesine not koyamazsın. Şurada arkadaşlar. Bunu bıraktık. B ve D cümle başında olmaz. Yok. Azat Bey olur. Olur, olur. Aman dikkat. Olur. In order that ya da as a result of'u cümle başında kullanırsınız. Sakıncası yok. Ama of isim alır. In order that sın diye demektir. So that. Yani filtrelenmesin diye hasara yol açar demek değildir. Arkadaşlar çeviriyi nasıl yaptığıma dikkat ediyor musunuz? Her kelimeyle boğuşmayın. Bağlaçlar özellikle cümle alanları söylüyorum yüklemlere dayanırlar. O yüzden ben burada filtrelenmemek mi görüyorum? Filtrelenmesinler diye demem yani. Anlaşılıyor mu? Filtrelenmediklerinden dolayı hasara yol açarlar derim. A şıkkını işaretlerim. Maçez bu arada oldu o demektir. Onu da söyleyeyim. In order to so that demektir. Onu da bir kere hatırlayalım. Diyoruz bugün.